Selam millet, ben Berk. Salak salak videolar serimizin başlangıç bölümüne hoş geldiniz. Bundan sonra hep birlikte o ne diyor testleri çözeceğiz. Evet. Birbirinden ilginç 3 tane test seçtim burada. Gördüğünüz gibi şimdi bunları hep birlikte çözeceğiz. Evet. Kaydoluyor muyum ben? Hangi Victoria's Secret mankeni senin sevgilin olabilir? Yani bilemiyorum. Hangisiymiş acaba? Beyler toplanın, mevzu var. Kavgaya gidiyoruz sanki. Evet, hepimiz tüm Victoria's Secret mankenlerine hastayız. Daha herkesin bir favorisi vardır. Birincisi hasta değilim, ikincisi favorim de yok. Yoksa da olmalıdır. Ha, o zaman tamam, olmalıymış. Ama ya favori modeliniz sizlik değilse? Yani favori modelim olmadığı için benlik olmasa da olur açıkçası. Bakalım size uygun olan hangisi? Seçin de yengemiz kim bilelim. Yengem mi oldu? Yengeniz mi oldu birden? İlginç. Öncelikle sevgilim var mı yok mu anlayalım da sakata gelme müdür. Ha. Ben sevgilimin bana şöyle vurduğunu düşünüyorum da korkunç yani. Evet. Sevgilim var. Tabii kendisi bu videoyu gördükten sonra ne olur benim sonum bilmiyorum ama. Nasıl bir kadından hoşlanırsın? Sert bakışları olsun. Her baktığında dersin geçsin beni. Sert bakış böyle mi? Dur şöyle. Yok, bu salak gay bakışı. Sert bakışlı kadın nasıl oluyor la? Kadın dediğin güzel gülmeli, güzel gülen ne olur? Esmerim biçim biçim, ölürüm esmer için. Ölürem esmer için. Hayır, esmer tercih etmeyiz biz. Çıtı pıtı olanlara hastayım ya, yerim. Bence de kız dediğin çıtı pıtı olur, böyle küçücük, böyle küçük şöyle bir şey olur, civciv gibi, böyle evde beslersin onu. Abi şöyle asil yüz hatları olanlardan. Gözleri renkli olsun, çipil çipil baksın bana. Ben bir kere renkli gözlü kız sevmiyorum. Bak aynen bak, şurada çıkıyor, gördünüz, uzaylı benzetmesi yapacaktım. Renkli kızlar, renkli gözlü kızlar şuna benziyor. Renkli gözlü kızlar bu. Evet. Eğlenceli olsun, kafamız uysun yeter. Yani o da bir seçenek tabii de, çıtı pıtı da olsun bence yani. Kumral acı, kumral candır. Kumral bence de candır. Nefes alanlar, yani öncelikle tabii nefes de alması gerekiyor sonuçta. Yani. Peki kadını tek bir kelimeyle ifade etmen gerekirse. Farklı. Yani genel olarak her insan farklıdır. İdealist. İdealist insanlar çok sıkıcı olur genelde. Benim görüşüm. Lolita. 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 Lolita olsun. Aynen, Lolita olmalı. Lolita olsun. Başka seçenek ne? Cimcime ne lan? Cimcime kötü bir şey bence. Lolita olsun. Cimcime deyince neden benim bilinçaltımda şey var böyle? Kıvırcık, kabarık saçlı, böyle uzun tırnaklı bir tip geliyor gözümün önüne. Neden yani? Niye? Bilmiyorum. Güzel. Sorulara geçiyoruz yavaştan. Pantolonu gösteren ütüdür. Kadını gösteren, evet sanırım o söze bir şeyde bulunulmuş burada. Şimdi hangisi? Hangisi? Bir bakalım. Bakalım hangisi olabilir acaba? Yani çok detaylı inceledim ama hangisi olabilir ki ya? Bu mu? Bence bu. Ya da bu mu? Bu da olabilir. Bu da. Bu da olur. Bu. 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 Tamam, o zaman bu olsun. Yani öylesine seçtim. Herhangi bir şeyim yok. Bu fotoğraflarda iki güzel şey var. Biri kadın, diğeri Mustang. Hangisi gözüne en hoş geliyorsa onu seç. Birincisi zaten Mustang kadından daha değerli bir şeydir. Hangi Mustang daha tatlı duruyor? Kırmızı tabii ki de favori rengimdir. Geçebiliriz. Farz et ki testin sonunda çıkacak manken seninle görüşmeyi kabul etti. İlk buluşmada nereye götürürsün? Evime. Gelir mi ki? Gelirse gideriz. Saraya falan mı götürsek, ne yapsak ya, bunları aşağısı kesmez. La hayırdır, o kim ya? O kim yani? O kim? Sinemaya, basketbol maçına falan götürürüm galiba. İlgi alanına göre değişir. Ya sinemadan ve basketbol maçından hoşlanmıyorsa? Hani sinemadan illaki hoşlanıyordur da basketbol maçından hoşlanmayabilir.
Aşırı lüks bir restorana götürürüm hacı. Neme lazım. Yani sanki kız böyle, kız dediğim kişi Victoria's Secret mankeni, benimle buluşmak için can atıyormuş gibi bir tavrım var. O da ilginç bir şey. Otantik bir yere götürürüm. Güzel bir yer biliyorum öyle. Ya öyle bir yer bilmiyorum. Ankara'da da yok yani öyle bir yer. Net dürüm yemeye gideriz. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Git buradan. Dürüm yemeye gidebiliriz. Bence dürüm yenir kızla. Kızla dürüm yenir. Hatta dürüm yerken ona evlilik teklif ederim. Samimi olur. Ona sorarım ya. Bulmuşum fırsatı, risk almam. Şimdi teknik olarak yanlış. Hani o benimle buluşmayı kabul edecek. Bir de ben üzerine ona buluşunca ne yapalım diye soracağım. Olmaz. Yanlış. Böyle insanlar var etrafta, yapmayın. Bence de yani. Olmaz. İskender yemeğe götürürüm. Az güzel yemek görsün midesi. Ben seçeneği buldum. İskender benim için kutsal bir şeydir. İskender ve pizza. Aynen. Yok, İskender, pizza ve mantı. Bak, mantıyı unuttum yine. Bu üçü çok kutsal yiyeceklerdir. Bunları sevelim. Evimizde besleyelim, büyütelim ve kollayalım. Demin Mustang dedin de spor araba alsan hangi marka olurdu? Onu bir deyiver bakalım. Spor araba olsam ne olurdum acaba? Şu an ona da takıldı aklım ama. Dur bakayım. Abi kötü markalar bunlar yani. Aa, buldum ben arabanı, tamam. Buldum. Onunla buluştun. Sana da abayı yaktı. Nasıl oldu bilmiyorum. Hatunu kaptım. Kolay. Peki manken olmasaydı hangi mesleği icra etmesini isterdin? Abi öğretmen var mı? Aa, vallahi var, tamam. Öğretmen. Bütün kızlar öğretmen olmalı bence. Öyle düşünüyorum ben. Son olarak ona bir demet çiçek gönder bakalım. Azıcık zarif olcan hacı. Artık o kadar zarif değilim ki onu bile okuyamıyorum. Şimdi genel olarak kıza neden çiçek göndereyim? Hani lahmacun alırım, yer, karnı doyar mesela. Çiçeği ne yapacak? Anlamsız yani. Kırmızı olsun yani, kırmızı güzel bir renktir, ben şahsen çok severim. Ha. Bakmaya kıyamazsın. Öyle tatlı, öyle güzel hatun. Sen onsuz buralarda ne yapacaksın hiç bilemiyorum acı. Yerinde olsam atlar uçağı yanına giderdim. Teste bana sen çıktın, sen benim kaderimsin diyerek. Desem kabul eder mi? Etmez bence. Ki edecek olsa da gitmem yani. Manyak mıyım ben? Niye gideyim, uçağa atlayayım, insanın yanına mal mıyım ben? Evet, ikinci testimize geçiyoruz. Flörtleşme tarzına göre hangi hayvan olduğunu söylüyoruz. Flörtleşme tarzım. Flörtleşmenin bir tarzı var. Bu tarza göre de hangi hayvan olduğum belirlenecek. İlginç, ilginç baba, ilginç. Hoşlandığı kişiyle ilk randevuyu Önce test çözmeden önce benim okuma yazmayı öğrenmem gerekiyor. Hoşlandığı kişiyle ilk randevunu seç bakalım. Ha yo, hayır, gayet bunlar yanlış yazmış. Malsınız oğlum siz. Dışarı eğlenmeye çıkarız. İlk randevudan o kadar atraksiyona gerek yok. Oyun oynamaya gideriz. Yani bak, burada mesela dart gösterilmiş. Hatun dart sevmiyor olabilir. Bir yerlerde sıcak bir şeyler içmeye gideriz. En mantıklısı yani. Sinemaya zaten hiçbir kız ilk buluşmada gelmez. Açıkçası gelmez yani. Denemeyin. Yani ben denemedim de denemeyi de düşünmem. Bir şeyler içmeye gideriz. Bir yerlerde sıcak bir şeyler içmeye gideriz de bir şeyler içmeye gideriz arasındaki fark. Otur düşün. Yemeğe gideriz. O da olabilir de. Biz genç adamız ya, sıcak bir şeyler içeriz, orada muhabbet ederiz işte, yeter. Akşam yemeğine çıktınız diyelim. Siparişin hangisi olurdu? Şimdi genel olarak ne yediğimize bağlı. Yani şuradaki 6 fotoğrafın arasında en çekici gelen... Şu an bir ilişkiden istediğin şey hangisine yakın? Bir ilişkiden istediğim şey. Normal bir ilişki arıyorum, çok farklı beklentim yok. Yani normal ilişki nasıl oluyor ki? Yani normal oluyor her şey işte. Kavgasız, gürültüsüz, iki tarafında birbirine böyle sevgiyle bağlandığı falan. Zaten o ilişki yeter yani. Hani insanlar onu bulamıyor zaten. Sıkıntı orada. Bütün gözlerin bize döndüğü bir şeyler arıyorum. Ha, yok, hayır. Yeni şeyler keşfetmeli, hep gezmeli bir şeyler arıyorum.
O da olabilir. Evlilik net. Kız mantı yapmayı biliyorsa olabilir. Romantik bir şey aradığım kesin. Yani hani romantiklik gerekli bir şey sonuçta. Olmadan zaten normal bir ilişki olmuyor ki. Bence olmaz yani. İyi arkadaşım olsun da. Ya zaten normal bir ilişkide genel olarak iyi bir arkadaşın da olmuş oluyor insan, karşındaki insan. O yüzden normal bir ilişki arıyorum diyorum. Uzun ilişki insanı mısın? Evet. Hangi içecek olmasa da olur. Okuma yazma kursuna başlayacağım videodan sonra. Hangi içecek olmasa da olur. Şimdi iced tea'yi bir geç. Iced tea zaten günde 2 litre falan içiyorum ben. Iced tea'siz olmaz. Gazoz. Asitli bir şey istediğimde koladan daha çok sevdiğim bir şey. Portakal suyu özellikle kışın sürekli içerdim. Aslında bu kış hiç içmedim ama sürekli içerim portakal suyunu. Severim yani, çok severim. Sodayı da çok içerim ben. Hatta şu an gösteremiyorum ama şurada 3 tane soda şişesi var, duruyor. Öyle keyfine soda içiyorum ben. Şalgam, acılı şalgamı da çok severim. Şimdi kola olmasa da olur desem herhalde dayak yerim. Yani bütün dünya kola içiyor çünkü. Ama benim için kola olmasa da olur yani. Hani asitli bir şey istediğim zaman gazoz içiyorum. Ama şöyle de bir şey var. Kolayı gazozdan daha çok içiyorum ben. Gazoz olmasın ya. Gazoz olmasın. Ya da yok, kola mı olmasa. Aman be. Gazoz olmasın. Hangi mevsim olmasa da olur. Kış. Kış. Kış abi, git 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 git, istemiyorum. Yazın ben genelde yazı sevmem, ben kışı çok severim falan diyordum ama bu kıştan sonra fikrim değişti. Bu kıştan sonra fikrim kesinlikle değişti. Soğuk. Hava soğuk. Çok soğuk. Günde kaç saat uyursun? 12 saat ve üstü. Ben koalayım. Belki dışarı çıkıp yeni insanlarla tanışacak kadar kendini açacak ya da kendini zorlayacak kadar flörtöz bir insan değilsin. Değil miyim? Ama güvenli alanına giren bir insanı ne kadar seveceğini tahmin edebiliyoruz. Anlayışlı, sakin ve stabil bir ilişki için yaratılmışsın diyebiliriz. Duy bunları, duy, duy. Sen, izleyen kişi sen. Duy. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki O Ne Diyor testi bölümümüzde herhalde görüşmek üzere. Evet, görüşürüz. Bay bay.